أشهد أن لا إله إلا الله. Sohbet bitti. Bitmedi mi? Anlayana harika, bak görüyor musunuz, bak anlayana söyleyin ama da he? Ne bir daha canlı anlamayana, dolayısıyla öncelikle bir o işin sivrisinekle davulla alakası yok. Öncelikle neyle alakası var? Senin anlayışınla alakası var. Madde 1. Madde 1. Sivrisinek, davul, onlar sonraki iş. Tamam? Sivrisinek, davul, onlar? Onlar sonraki iş. Birinci iş, senin anlayışın, sendeki süngerlik. Sendeki, süngerden kasma anlıyor musunuz? Soğurmak böyle, soğurmak. Tamam mı? Senin soğurmak kabiliyetin varsa, o kabiliyet açıksa, o kabiliyet genişse, sen sivrisinekten de ne yaparsın? Alırsın. Rüzgardan da alırsın. Yağmurdan da alırsın. Alırsın. Ama kabiliyet, o sünger taşlaşmışsa, o zaman dandana dandan vuracağım. Belki bir şey alır, belki almaz. Mesela şu anda şurada olan vızıltı çok şeye yeter arkadaşlar. Şurada 3 dakikada gördüğünüz vızıltı size çok şey yeter. Kitap yazılır buradan ha. Sen yazar mısın kitapları? He? Seni aşar. Hadi be. Şuradan kitap yazılır ha. Ehil adamın eline gelsin. Şuradan kitap yazar bu. Burada hayatla alakalı çok önemli 3-5 madde geçti. En az 3 madde çıkartırım. En az 3 madde ne yaparım? Çıkartırım. En az 3 madde çıkartırım. Hayatla alakalı. Hayat deyince arkadaşlar, hayatı sadece dünya anlamayın. Dünya ahiret bizim hayatımızdır. Bizim hayatımız sadece dünya mıdır? Bizim hayatımız yaratıldığın andan itibaren başlar. Ne zamana kadar? Bitmez. Son nefesine kadar değil. Son nefesle beraber bizim hayatımız bitmez. İnsan ölümsüzdür. Yani ne diyelim? İnsan yokluksuzdur. Ölüm derken ölüm bir şey. Ölüm bir hani formdan forma geçiş, bir şekil değiştirir ölüm. Hatta bu hayatta asıl olan bir şeylerden tad almak, bir şeylerden acı duymaktır, değil mi? Bu hayatta asıl olan nedir? Canlı. Bir şeylerden lezzet almak, tad almak, bir şeylerden acı duymaktır, değil mi? Öldükten sonra bunlar daha kuvvetlidir. Kabirdeki insanın tad alması da buradaki insandan daha kuvvetlidir. Acı çekmesi de buradaki insandan daha kuvvetlidir. Dolayısıyla tad almak, acı çekmek kabirde de ne yapar? Devam eder. Oradaki hayat buradakinden daha kuvvetlidir. Kabirden kalktıktan sonraki hayatta kabirden daha kuvvetlidir. Şöyle misal verelim. Anne karnında bir hayat var mı? Şimdiki hayata nispetle hayat denmez, değil mi? Ama hayat var mı? Var. Bir şekilde solunum var mı? Canlı ya, ooo. Bir şekilde solunum var mı? Var. Gıdalanmak var mı? Sindirim var mı? Boşaltım var mı? Var işte, hayat var işte. Anne karnında. Ama bu hayatı nispetle hangi hayat daha kuvvetli? Hangisine daha hayat dersin? Bu hayata göre o hayat değildir, değil mi? Buradaki hayata göre o hayat değildir. Kabirdeki hayata göre de bu hayat hayat değildir. Ama anne karnındaki çocuğa ben bunu anlatsam adelen der. Ne diyorsun sen de? Dışarı çıktın mı boğulursun, ölürsün der ya. Dışarı çıktın mı ben nasıl yiyeceğim kardeşim? Nasıl karnım doyacak benim der. Annemle aramdaki o bağı kestiğin zaman benim nasıl karnım doyacak der. Sen ne diyorsun der, beni bitiriyorsun sen der ya, o bağı kesiyorsun, beni bitiriyorsun der ya. Halbuki hakiki hayata kavuşturursun, o hayata nispetle hakiki hayat diyorum. Hakiki hayata kavuşturursun, haberi yok, anlamaz ama o. Biz de bundan sonraki ne yapmayız? Anlamayız. Sadece taklit eden arkadaşlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize böyle beyan ediyor.
Ala ra'si vel ayn, başım gözüm üzerine diyorsun, inanıyorsun. Anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Hayat deyince onun için sadece dünyadaki 3 günlük hayatı anlamayın, tamam mı? Şu 3 dakikada arkadaşlar, hayatla alakalı çok iş var. Amma ve lakin soğurmak mevzusu. Soğurmak. Emmek. Biraz daha soğurmak, şöyle düşünün. Mesela kara delik düşünün. Şimdi ışık geldi. Kara delik ışığı ne yapar? Soğurur. Alır yutar, yok eder onu gördüğü için. Soğurmak kabiliyetin varsa ne gelirse alırsın yutarsın. Sivrisinek saz ve buzluğuna az. Sivrisinek, saz, davul zurna az. Ama ne desibel değil mi ölçü birimi? Canlı. He? Desibel değil mi ölçü birimi? Ama davulun desibeli daha fazla ondan. Bunun desibelle alakası yok, o sonraki iş. Önce kulakla alakalı. Kulağı çok iyi duyan adam sivrisineği duyar. Sağ olan adam davulu ne yapmaz? Duymaz mı? Desibel sonraki iş. Bir de kulakla alakalı. Peki bu tür işlerdeki kulak nedir? Bunlardır. Bununla bunun arasındaki uyumdur. Gördüğüne bakma şeklindir. Mesela şu 3 dakikada böyle gözü açık bir adam çok şey öğrenir ya. Çok şey öğrenir idi. Mesela siz bilesiniz demezdi. Şunları öğrendim. İlim böyle öğrenilir arkadaşlar. Asıl ilim böyle öğrenilir. Mesela namazın farzı kaçtır? Canlı. Kaçtır? 12. Başla, hadi söyle. Hadisten taharet. Diğeri. Mesela Ashab-ı Kiram'ın fakihleri Abdullah bin Ömer Hazretleri, sorsan böyle sayamazdı sana. Hazreti Ali ilmin kapısıdır, sorsan böyle sayamazdı sana. Hazreti Ömer'e sorsan böyle sayamazdı sana. Hazreti Ebu Bekir'e sorsan böyle sayamazdı sana. Onlar ilmi böyle öğrenmediler. Nasıl öğrendiler? Böyle öğrendiler. Mesela Peygamberimiz, şimdi ben size namazı anlatmaya kalksam, Allah da abdestten başlayacağım. Oo, mesela tahtabı okuyoruz arkadaşlar, salı akşamları fıkıh okuyoruz yani, öyle diyeyim ben size. Kitap ismi. Kaç sene olmuş, ne geçen derste bir konuşmuştum. 3 sene mi, 4 sene mi? 2017'de başlamışız arkadaşlar. Daha işte suları bitirdik, abdesti bitirdik. Guslü okuyoruz. Son derste gusül bitti. Bir dahaki ders teyemmüm başlayacak inşallah. 2000 kaçtan beri? 2017'den beri. Aha, geçmiş 4 sene. Sadece abdest, sular, işte abdest de abdest suyla olacak. Önce sularla alakalı mevzular. Su, abdest. Ondan sonra işte gusülü yeni bitirdik arkadaşlar. Kaç sene? 4 sene. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazı tarif etti. Sallu kemara ey tumuni usalli. Beni nasıl kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Beni nasıl kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Ama gözler göz ki sünger gibi hepsi. Mesela diyelim ki sessiz namazlar. Sabah namazında imam sesli okuyor değil mi? Efendim ondan sonra işte akşam namazında sesli okuyor. Yatsı namazında sesli okuyor. Öğlen namazında ses var mı? Yok. Okuyor muydu peygamberimiz? Nereden biliyoruz? Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sakalı şerifler hareket ediyormuş. Arkadan fark ediyordu. Demek ki ne yapıyordu? Demek ki okuyordu. Demek ki ne yapıyordu? Demek ki okuyordu. Ama gözlerin açık olursa bunları görürsün. Bakarsan, dikkat edersen bunları görürsün. Bakmazsan, dikkat etmezsen davullar çalar. Ne orkestralar çalar. Sen hiçbir şey anlamazsın. Halbuki gözü kulağı açık olan adam neler aldı arkadaşlar. İlim böyle, bilgi böyle, bilginin asıl kazanılması böyledir arkadaşlar. Gözler açık olacak. Gözler açık olacak, kulaklar açık olacak, akıl tam koordineli olacak. Akıl ne olacak?
akıl gözle kulakla tam koordineli olacak akıl. Sadece gözle bakmak yetmez. Akıl da tam koordineli olacak böyle. Beraber çalışacaklar. İşte birisi benim yanımda böyle bir şey yapsa ben uçarım ya. Misal olarak söyleyeyim. Biz hocamızdan çok gördük elhamdülillah. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. Çok şükür Rabbimize hamdolsun. Hocamızdan çok gördük. Hocamız bir şey yapardı. Ah demek ki bu böyle yapıyormuş. Ama ne oluyormuş demek ki? Bu böyle yapıyormuş. Bir şey yapardı, bir şey yapmazdı. Bir şey bir şey derdi, bir şey bir şey demezdi mesela. Hep onlardan ne yapıyorsun sen? Onlardan bilgi sahibi oluyorsun. Soğuruyorsun onlardan, bilgi sahibi oluyorsun. Vide kapakları var ya. Burada iki tane vidik var. Açtık videliklerini açtık aslında. Büyük ihtimal mikrofon için açtık. Mikrofon şunlar çıksın diye açtık. Sana bunun kapağı yok burada. He? Bunun kapağı burada. Madde bir. Abi senin işinde eksiklik var, sen nasıl rahat ediyorsun ya? Senin işinde eksiklik var, sen nasıl rahat ediyorsun? İşinde eksiklik olduğu zaman rahatsız olmayan adam... Bu her işte yeterli arkadaş. Bu adam dünyayı da düzgün yapmaz, ahireti de düzgün yapmaz. Nasıl olsa gidiyor ama, kaynağı gidiyor. Altı. Nasıl olsa ne oluyor? Gidiyor. Kaynıyor gidiyor. Ah! Bu adam dünyayı da düzgün yapmaz. Ahireti de düzgün yapmaz. İşindeki eksiklikten rahatsız olma. Kimsenin sana söylemesine lüzum yok. Senin işin bu. Kimsenin senin işini seni ikaz etmesine lüzum yok. Senin işin bu. Kendi işinde başkasından bir şey bekleme. Kendi işini kendin gör. Kendin razı. Rahmetli Efendi anlatmıştı. Bir ustaya işte banyo fayans döşetmiş. Tabi bittikten sonra usta deniyor. Su düzgün akmıyor, tamam mı? Su düzgün gidere gitmiyor. Usta tekrar hepsini sökmüş, kırmış, yeniden yapmış. Ya demiş ama bu kadar lezzet yok demiş efendi rahmetli. Ben kendime küfür ettirmem demiş. Küfrü geç. Yaptığı iş düzgün olsun istiyordum da. Ona kimsenin bir şey demesine lüzum. O onun ahlakı, karakteri. O onun nesi? Ahlakı, karakteri. Yaptığı iş ne olsun istiyor? Düzgün olsun istiyor. Bak iki gün önce başımdan geçen şeyi söyleyeyim size. Ben çalışırken kahve içiyorum. Cihazın üzerine kahve döktüm. Klavye. Tuşlar çalışmıyor. Gönderdik servise. Bir de şey böyle hani orijinal bir şey. Böyle alıyorsun klavyeye takıyorsun. Öyle değil. Klavye oradan çıkarken toptan ne oluyor? Kırılıyor. Kırıla kırıla çıkıyor kasadan. Yeni klavye takıyorlar. Dünyanın parası. Tamam mı? Tamam. Gönderdik. Yapıldı. Geldik. Tuşlardan biri çalışmıyor. Tuşlardan biri çalışmıyor. Şu parayı verdik mi? Verecek mi? Benim vazifem olarak ben, değil mi? Benim vazifem konuşumuz parayı vermek. Doğru mu arkadaşlar? Ben vazifemi yapacağım. Senin vazifen ne? Bir tane tuş çalışmıyor. Haber gönderdim. Bir tuş çalışmıyor. Biz yaptık ne dedik verdik. Bu kadar. Ne halim varsa görsün nasıl parayı alıyor. Denedik. Neyi denedin ya? Bastın mı oraya denedin? Denedin yani sen. Hani benim parmak basıyordu seninki. Yani benim parmak basmadı seninki mi bastı? Onun mümkün var işte. Nasıl parası da aldı. Şimdi onu bir daha geri alsa o klavye gidecek. Zarar edecek. O onu ne addediyor kendine? Kâr addediyor. Arkadaşım bir tanesi arabayı servise gönderdi. Servise gidecek araba. Dediler biz gelir alırız. Geldiler servisten. Arabayı aldılar. Götürdüler. Hani rutin servis, periyodik servis. Arabaya bakım yaptılar. Araba geri geldi. Sonra ne denir ona? Böyle bir fatura,
bakım kağıdı böyle, hani böyle teferruatlı bir fatura var, tamam mı? İşte şunu yaptık çarpı, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. İşte İstepne'ye bakım yapıldı. İstepne'ye bakım yapıldı. E bizim arkadaşlar uyanık. Aramış firmayı. Arabada İstepne yok. İstepne gelmedi. İstepne yok araba. Demek ki orada kaldı. Aramışlar, taramışlar mekanı. Mekanda işletme yok. Sonra anlamışlar. Arabada işletme yokmuş başta. Sonra patron bizimkini arıyor. Diyor ki, ya diyor, abi diyor, arabada zaten geldiğinde işletme yokmuş diyor. Arkadaş ben zaten baştan biliyordum arabada işletme, arabada işletme yok. İşletme buradaydı da, abi buradaki işletmeye sen hangi teknikle oradan bakım yaptın yani? Oraya yazmışsın, işletmeye bakım yapıldı, çarpı atmışsın, para almışsın onun için benden. Hangi teknolojiyle benim dükkanımdaki istepneye sen of oradan of o atölyeden bakım yaptın yani? İşte onunla bu aynı arkadaşlar. İşte onunla bu aynı. Anladınız mı? Peki bu adam namazı düzgün kılar mı? Bu adam hiçbir şey düzgün yapmaz ki. Bu adam yaptığı hiçbir şeye güvenilmez ki. Bu adam kafasına vurmadan hiçbir iş yapmaz. Bu vida sıkmak olur. Gönderirsin malzemeyi, 5 vida vardır üzerinde. Söker 5'ini, tamir eder, 3'ünü takar. Bir tanesini gevşek takar, birini hiç takmaz, gönderir sana. Nasıl parasını aldı ya. Yarın öbür gün dönersen de ben yapmıştım, sende bozulmuştur der, çıkar. Bu adamın dünyası da düzgün olmaz, ahirete de düzgün olmaz. Bu adamın hayatı düzgün olmaz. O kazandığı derken kazanmak değil. O aldığı 3 lirayı kendine kar sayar ama arkadaşlar bunlar ahirette insanın aleyhine zarardır bunlar. 1. Kendi işinizde eksikliğe razı olmayın. Bu tamamen dünya işi gibi gözükebilir. Ahiret işi olabilir. Hiç fark etmez. Sizin mesuliyetinizde olan bir şeye kesinlikle eksikliğe razı olmayın. Hazreti Sıddık radıyallahu anh buyurdular ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Eyyen Allah'ın bana nasip etsin, size de nasip etsin arkadaşlar. Eyyen çok eksiğimiz mesela bu. Eyyen kusu min dinina şey'un ve nahnu hayyun. Eyyen kusu noksan olabilir mi? Noksan olabilir mi? Min dinina bizim dinimizden şey'un bir şey. Bizim dinimizden bir şey noksan olabilir mi? Ve nahnu biz ve nahnu halbuki biz hayyun diriyiz. Ben diri olacağım, benim dinimden bir şey noksan olacak, diri olur mu böyle bir şey? Ben böyle bir şey müsaade eder miyim ya? Ben böyle bir şey müsaade eder miyim? Ben sağ olacağım, benim dinimden noksanlık olacak ha? Ben sağ olacağım, benim dinimden noksanlık olacak. Ben sağken böyle bir şey olabilir mi? Eyen kusu min dinina şey'un ve nahnu hayyun. Kendi işimiz arkadaşlar. Ahiret gibi gözüküyor, fark etmez. Mesela dünya da aynıdır. Mevla Teala sever, Mevla Teala sevmez. İnna Allaha yuhibbu idâ amile ahadukum amelen en yutkunehu. Peygamberimiz böyle buyurdu aleyhissalatü vesselam. İnna Allaha, muhakkak Allahu Teala Hazretleri yuhibbu sever. Allah sever. Neyi sever Allah? İdâ amile ahadukum, sizden biriniz yaptığı zaman amelen herhangi bir iş. Ne iş yaptın fark etmez. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman en yutkunehu, onu mükemmel yapmasını, onu muhkem yapmasını, onu çok sağlam yapmasını Allah sever. Ne iş yapıyorsan fark etmez. Terzisin. Barangozsun. Doğramacısın. İşte fayansçısın. Ne fark etmez. Ne iş yapıyorsan. O işi adam gibi yapmanı Allah ne yapar? Allah sever. Mesela başka bir şeyde şey var. El müminül kaviyyü hayrun ve ahamru ilallahi minel müminil zaifi. El müminül kaviyyü, kuvvetli mümin, kuvvetli Müslüman, hayrun daha iyidir. Ve ahem bu daha sevgilidir. İlallahi Allah'a minel mümini zayıfı, zayıf Müslümandan daha sevgilidir. Ortada iki tane Müslüman var. Her şeyleri aynı. Her şeyleri aynı. Tek farkları birisi biraz daha kuvvetli, birisi biraz daha ne? Zayıf. O kuvvetli olanı Allah-u Teala daha çok sever. Sonuçta bir meziyet midir? Meziyettir. Allah-u Teala meziyeti sever. Allah-u Teala meziyeti ne yapar? Sever. Ama her meziyetin kendine göre puanı vardır. Her meziyetin nesi vardır? Kendine göre puanı vardır.
Tamam mı? Her meziyetin puanı vardır. Şimdi tam kuvvet mi? Ama ne dedim? Baştan söyledim. Her şeylere aynı dedim. Her şeylere ne? Aynı. Fark. Fark sadece kuvvet, zayıflık. Mevla sever. O artı puandır onun için. Meziyet arkadaşlar. Meziyet, meziyet. Yani meşru olan her meziyet Allah katında artı puandır. Ama işini düzgün yaparsın. Ama işini düzgün yaparsın. Dünya olsun, ahiret olsun arkadaşlar. Yaptığımız şeyleri düzgün yapmaya çalışalım. Abdest alıyorsan adam gibi abdest al. Namaz kılıyorsan adam gibi namaz kıl. Oruç tutuyorsan oruç gibi, adam gibi oruç tut. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyorsan adam gibi öğren. Müslümansan adam gibi Müslüman ol. Elhamdülillah Müslümanım. Lan 24 saatinin hiçbir dakikası Müslüman'a benzemiyor. Nasıl Müslümansın sen ya? Nasıl Müslümansın sen? Hani o benim servis vardı ya, gönderdiler bana. Şimdi ben onu kullandığım müddetçe eksik kullanacağım yani. Bir tuş çalışmıyor, tuş basmayacak kullandığım müddetçe. Yarın öbür gün elden çıkartmaya kalktığım zaman da ona göre fiyat olacak. Oysa ben yapmam gerekeni yaptım. Oysa ben yapmam gerekeni yaptım. Ben vazifem neyse onu hatasız eksiksiz yaptım ben. Ben yapmam gerekeni yaptım. Şimdi bunlar bu insanların yanında dünyada ahirete kar kalacak mı zannediyorsunuz? Namaz kılınan da aynıdır. Namaz kılınan, ben Müslümanım deyip namaz kılınan adam aynıdır. Ben Müslümanım deyip oruç tutan adam aynıdır. O da aklı sıra Müslümanlığı kandırıyor. Ben yaptım oldu diyor, değil mi bu? Değil mi? Değil mi o servis ne dedi? Ben yaptım oldu dedi. Sen de diyorsun ki ben yaptım, benim Müslümanlık böyle olur. Ben yaptım oldu. Ama Allah-u Teala istediği Müslümanlık o değil ki. Bir de namaz kılınan bir Müslümanlık, öyle bir Müslümanlık yok. Namazsız bir Müslümanlık yok. Oruçsuz bir Müslümanlık yok. Namaz kılma. Şimdi kim namaz kılmaz? Yazar kitaplarda. 5 yaşında bir çocuk namaz kılmakla mükellef mi? Değil. Bir deli namaz kılmakla mükellef mi? Değil. Affedersiniz, hayız nifaslı bir kadın namaz kılmakla mükellef mi? Değil. Sen deli misin? Değilsin. Çocuk musun? Değilsin. Lan hayızlı kadın mısın? Değilsin. Hasta yatalak yatağında olsa namaz kılacak gene. Hasta yatalak yatağında olsa ne yapacak? Namaz kılacak gene. Şu boynu kımıldatacak kadar kuvveti varsa, şuuru yerindeyse namaz ne yapacak? Kılacak. Adam felçli böyle parmağı kımıldamıyor, tamam mı? Abi boynu kımıldıyor mu? Boynu kımıldıyorsa namazı kılacak. Kılmazsa hesabı çekilecek ondan. Kılmazsa hesabı çekilecek ondan. Hani böyle çok sivri uç misal veriyorum size. Bak yani kitaplarda yazan şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Mesela... Maktu'un yedeyn, bir adam, iki elleri, iki eli kesik. Maktu'un yedeyn, iki eli kesik adam. Ve ricin, iki ayağı kesik adam. İki el yok, iki ayak yok. Ya abdest alacak, nasıl abdest alacak? Abdestte elleri yıkamak var. Kolları dirseklere kadar yıkamak, elleri dirseklere kadar yıkamak. Evi varsa farz, yoksa, yoksa bir şey yok. Tamam mı? Bu adam şimdi, hani, yok, el kol yok. Ne yıkayacak, ne yapacak? Yüzünü yıkasın. Yüzü var. Yüzünü yıkasın. Ya ama hani biri olsa yıkasın, bir şey de yok. Ne yapsın mesela? Bileğine koysun su, leğende su olsun, yüzünü böyle daldırsın böyle. Tamam mı? Yüzünü yıkasın, kılsın. Leğen de yok, su da yok. Ne yapacak? Abi kılacak mı? Ne yapacak? Birisi su döksün, yok. Şelalenin altına girsin, yok. Tamam mı? O zaman hiç suya ulaşamıyorsa, o zaman teyemmüm edecek. Ne yapacak? Yüzünü toprağa sürsün böyle. Su yoksa yüzünü toprağa sürsün. Kılacak. Yüzünde de yara var. Yüzünü toprağa da süremiyor. Musalli bir gayri taharifin. Bu adam abdestin namaz kılar. Kılacak. Hani sen tamam madem bu kadar artık yani sen kılma falan denmiyor ona. Kılacaksın kardeşim. Sen Türk gibi adamsın. Ne farkı var ki bunların yani? 5 vida sıkıp 3 vida takan adamdan ne farkı var? Çok farkı var. Eksik olarak. 5 vida sıkıp 3 vida takan adamdan ne farkı var? Çok farkı var. Sen de tamam o adam yaptığı sanatını mesela neydi? İşte tamirciliğini bozuk yapıyor. Sen de Müslümanlığı bozuk yapıyorsun. Hem de çok bozuk yapıyorsun. Acayip bozuk. Ya hepimizin Müslümanlığı bozuk da. Hepimizin Müslümanlığı söyleyeyim. Hepimizin gibi bozuk. O yok ya. Hepimizinki ne? Bozuk da. Ama yani hani 0.00001 bozuk var, 10 bozuk var. Namaz kılmamak büyük bozuk arkadaşlar. Namaz kılmamak
büyük bir suç. Çok büyük bir suç. Yani namaz kılmamak öyle bir şey, öyle bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Öyle bir şey. Geç öbür tarafa. Neyse öyle kaynatıyorsun. Elhamdülillah Müslümanım. Kime inanıyorsun? Seni kim yarattı? Beni Allah yarattı. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kalıp kalıp böyle. Kitabın Kur'an-ı Kerim. Oku bakayım. Ben okumayı bilmiyorum. Ben okumayı bile bilmiyorum. Nasıl kitabı biliyorsun? Anlar şimdi ya. Hadi. Hadi. Oku, daha bakarak okuyamıyorsun bir kitabı. Nasıl bir kitap oluyor ya? Nasıl? Ya tamam, sen inanıyorsun öyledir de, tamam öyledir de. Ama yani düz mantık konuşuyoruz. Ben yani, şimdi abesini anlayayım diye böyle konuşuyorum. Tamam, nasıl iddia edeceksin ki bu benim kitabım diye ya? Hani bırak içinde yazdığım cümleyi falan. Ya, bakarak böyle, bakarak okuyamıyorsun bile. Kapısının anahtarı senin elinde olmayan, içeri giremediğin bir ev senin evin olabilir mi? Anahtarı bile yok sen. He? Testere tutmayı bilmiyorsun, çivi çakmayı bilmiyorsun, marangozum diyebilir misin? Okuyayım, daha bakarak okuyamıyorsun ya. Daha bakarak, baka baka okuyamıyorsun ya. Ya ezberden baka baka okuyamıyorsun. Nasıl bileyim kitabım diyeceksin. Böyle bir söz söylesen ne kadar kabul görürüm. İnsanların arasında kabul görür çünkü herkes öyle. Kimse bir şey demez çünkü herkes öyle. Aynı tas aynı ama. Bu yani toprağın altına girdiğin zaman bu söz ne kadar geçer? Aa öyle mi? Tamam aferin. Ne kadar da... Yani. Halbuki 5 yaşında çocuk okuyor. Halbuki söyleyin. 5 yaşında çocuk okuyor. Hiç bilmeyen 80 yaşında ilmine başlıyor öğreniyor. Ne yapıyor? Öyle mi? Saçlık bir adam. İnsan var. Gözün çalışıyor. Aklın çalışıyor. Ama yok. Anlatsan elhamdülillah Müslümanım. Ne kadar tutarlı. Siz tutarlı mı arkadaşlar? Allah aşkına siz söyleyin ya. Ne bileyim yani. He? Yani yanlış mı söylüyor bize şimdi? İnsan ne yapıyorsa yüzün yapmaya çalışıyor. Ne iş yapıyorsun? Çivi mi çekiyorsun? Bilmiyorum. Müslüman mısın? Düzgün Müslüman. Ne yapıyorsan, ne iş yapıyorsan düzgün yapacaksın. Hakkını verecektin sen de şimdi hakkını verecektin. Allah'ın gönlünde nasip etsin. Aa bak, helal çıkıyor değil mi sivrisin? Ne kadar da iyi. Sadece çok önemli bir şey değil mi? İnsanın dünyası, ahiret hakkında çok önemli bir şey değil mi? İnsan buna dikkat ederse, buna göre çalışırsa, buna göre gayret ederse dünyası da daha iyi, ahiret de daha iyi olmaz mı? Mesela hadi gidiyoruz. Bazal metabolizma. Yani bir insan yatsa, 24 saat yatsa beden yaşamaya devam eder. Enerji hali. Tamam mı arkadaşlar? Hiçbir şey yapmaz. Beden yaşamaya devam eder. Ne yapıyor? Enerji hali. Sıcak kanlı canlılar da böyle. Sıcak kanlı canlılar da böyle. Bedenimiz devamlı sıcak olmak zorunda. Sıcak kanlı bir bedenimiz devamlı sıcak olmak zorunda. Bu bir enerji harcaması zorunda. Çünkü biz devamlı ne yapmak zorundayız? Yemek yemek zorundayız. Öteki hayvan 6 ayda büyüyor. Öteki hayvan ne yapıyor? 6 ayda büyüyor. Niye? Çünkü bedeni sıcak değil. Bedeni sıcak
değil. Bedeni devamlı sıcaklık üretmek zorunda. Ne yapıyor? Kalmıyor. Dolayısıyla devamlı yakıt almak zorunda. Ne yapıyor? Enerji almak zorunda. Kalmıyor. Ama üzeri değiliz. Bedenimizin devam etmesi için sıcaklık lazım. Dolayısıyla ne lazım bedene? Enerji vermek lazım. Gıda lazım. Tamam mı? Pazarlık zorunda. Yani mesela benim yaşama boyuma kusuma göre takriben işte 1600-1700 kalorik günlük. Tamam mı arkadaşlar? Aklımda 2 yılında diyelim 2000 oldu, 2003 mesela, 2003 kadar. Bilmiyorum ama çok büyük bir oranını, bunun çok büyük bir oranını kim kullanıyordu? Değil. Mesela bu çivi çakıyor ya, her ne kadar bu çakıyor gibi gözüküyorsa da asıl işi. Asıl işi bu ya. Asıl işi kim yapıyor? Bu ya. Bunlar ameliyatı yapıyor işte. İşi. Mesela bak çok basit, şimdi aklıma geldi. Avlu, alıyor çimsin çimsin. Dikkat et şimdi. Göz onu ne yapıyor? Duruyor. Yeri ne yapıyor? Tespit ediyor. Bundan sonraki buradaki şeyi, malzemenin durumunu tespit ediyor. Bunun yumuşaklığını falan tahmin ediyor. İçindeki çivinin durumunu tahmin ediyor. Ve çivide açı var mı yok mu anlıyor. Senin elindekini, onun ağırlığını alıyor buradan. Bilgiler geliyor şimdi oraya. Açı bunun açısını tahmin ediyor. Tamam mı? Ondan sonra bunu ne kadar kuvvetle, hangi açı daha sallayacaksın? Bunu ne yapıyor? Tespit ediyor. Bunu ona göre talimat veriyor. Ve ne yapıyor? Mesela çivi buradayken buraya ne yapmıyorsun? Vurmuyorsun. Tam üzerine vuruyor. Nasıl oluyor? Bu mu görüyor? Bu görüyor. Bak buradan deliği alıyor. İşliyor onları. İşin içine arkadaşlar. Akılet ne yapacak? Hep işin içine. Akıl işin içine olmazsa davullar çalar 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 çalar. Mesela sohbet olur. Bir ders olur. İşte dersi veren kişi. Ya sohbet eden kişi anlatıyor, 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 anlatıyor. Aynı şeyleri soruyor. Mesela burada arkadaşlar diyelim ki 50 kişi var diyelim. 50 kişinin 50'si de aynı şeyleri duyuyor değil mi? He? Herkes aynı şeyleri duyuyor. Ama herkes aynı anlamıyor. Herkes aynı tesirler duyuyor. Buradan çıktıktan sonra herkesin aklında aynı kalmayacak. Herkesin hayatına aynı tesir etmeyecek. Halbuki herkes aynı şeyi duyuyor. Acayip bir şey arkadaşlar. Onun için göz açık olsun, kulak açık olsun, akıl açık olsun, akılına çalışsın. Niye? Çünkü ölüm. Sen burada mı? Tamam. Hasan'ın amcasını defnettik. Kaç gün oldu? 14 gün oldu. 14 Aralık 2021. Buyurun. Gülsel Arduslu, Görece mi? Görece. Görece, Menderes, Görece, Kabristan'la geçtim. 14 Aralık, 14, şöyle söyleyeyim ben, 14-12-2021, Gülsel Arduslu, Görece, Kabristan'la geçtim. Ancak şu var ki, kabri şöyle yaptığın zaman, kabrini şöyle yaptığın zaman, orada bir kabri daha var. O da Halil Kabri. 12-2021 ya, o da 14-11-2021. Şimdi bu çocuk bir ay önce babasını defnetti, bir ay sonra amcasını defnetti. Ölüm var arkadaşlar, ölüm her şeyi değiştirir. Ölüm her şeyi ne yapar? Ölüm her şeyi değiştirir. Ölümü işin içine katmadan düşünürsen hakikate isabet edemezsin. Doğruya isabet edemezsin. Ölümü hesaba katmadan düşünürsen hakikate isabet edemezsin. Doğruya isabet edemezsin. Doğruyu bulamazsın. Ölüm var arkadaşlar. Ölüm. Sana da var. Bana da var. Öyle genciydi, ihtiyarıydı, yaşlısıydı. Yok. Sağlamıydı, hastasıydı. Yok. Hasta adam durur, sağlam adam. Böyle değil mi arkadaşlar?
Böyle arkadaşından hiç belli olmaz. Ha? Yaşlı durur, genç ne yapar? Gider. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Fakir durur, zengin ne yapar? Gider. Amir durur, memur durur, amir ne yapar? Gider. Hiç belli olmaz. Zengin gider, fakir de gider. Sağlam gider, zayıf da gider. Hepsi gider artık. Ölüm var arkadaşlar. Dolayısıyla karar verirken, hareket ederken asıl faktör ölüm. Hesaba katmak lazım. İş yaparken onu hesaba katmak lazım. Bideyi düzgün sıkmak lazım, kavul. Marangozsan düzgün kesip pişmek lazım, doğru. Ama en önemlisi Müslümansan düzgün Müslüman. Marangozluğunu yamuk yaparsan o da öldükten sonra tesir eder ama namazın kadar. Bideyi düzgün sıkmazsan o da tesir eder ama namazın kadar. Ya namaz arkadaşlar yani toplumun hepimizi. Yani toplumdayken bak ben konuşurken hiçbir şeyden kendimi ayırmıyorum, tamam mı? Yani öyle öyle anlamıyorsun. Konuşurken hiçbir şeyden kendimi ayırmıyorum. O kadar din seviyesi, o kadar İslam seviyesi düşük ki arkadaşlar. Biz kalkıyoruz, insanlara namaz diyoruz. Sen Müslümansın, anan baban Müslüman, onun anası babası 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 Müslüman. Ula 1000 senedir Müslümanız, hala ne konuşuyoruz? 5 vakit namaz kılıyor mu? Cuma kılıyor mu ya? Cumaları git ne olur? Cumaları git iyi olur falan konu konuşuyoruz. Arkadaşlar. 7 kat sülalesi Müslüman adamları biz ne konuşuyoruz? Namaz konuşuyoruz. Arkadaşlar bu kadar ya, bu kadar seviyesizlik, bu kadar düşüklük, bu kadar böyle kendini bilmezlik ya olur mu ya? Ya bu kadar olur mu yani? Ama maalesef arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar. Domuz eti yiyor musunuz? Canlı? Hayır. Niye yemiyorsunuz? Haram. Haram olduğu için yemiyorsunuz değil aslında. İnsanlar yemediği için yemiyorsunuz. İnsanlar yenmesini garip dedi, garipsediği için yemiyorsunuz. Başka haram olan bir sürü şey yiyorsun da. İnsanların o garipsemesi kalktığı zaman insan ne yapıyor? Namaz kılmayı garipsiyorlar mı toplumda? Hayır. Hatta namaz kılanı garipsiyorlar yani. Yeri geliyor namaz kılanı garipsiyorlar. Namaz kılmayı garipsemiyorlar. Ne farkı var ki? Yani hani kusura bakmayın affedersin sen benim. Yani namaz kılmak domuz yemekten daha kötü bir şeydir arkadaşlar. Bir insan zaten domuz eti yiyorsa günde 5 öğün domuz eti atmaz. En az haftada 2 kere yiyecek yani. Günde suyu yiyorsa bile haftada 1 kere yiyecek. Ben namaz günde 5 kere ya. Zaten tekinin bile yanından geçmez ya. Ama toplum yadırgamıyor ya. Öyle alıştı ya. Alışınca doğru mu oluyor arkadaşlar? Hani akıl nerede? Hani matematik nerede? Hani hesap kitap nerede? Hani herkes konuşurken akla göre hareket etmek falan konuşuyorlar ve akıllı adam olalım, aklımızı kenara koymayı falan tamam mı? Aklımızı göre konuşalım biz. Elhamdülillah Müslümanız. Arkadaşlar namaz kılmak farz mı? Canlı. Farz. Ne demek farz? Allah Teala bize ne yapıyor? Emrediyor. Namaz kılarsak çok büyük mükafat var mı? Kılmazsak çok büyük ceza var mı? Biz Müslümanız deyince bunu böyle kabul ettik değil mi? Yani ben bu namazı kılarsam bana hiç aklıma hayalime gelmedik mükafat var. Doğru mu? Böyle buna inandım ben değil mi? Sonra kılmazsam da aklıma hayalime gelmedik ceza var. Doğru mu? Doğru. Ama gene kılmıyorum. Arkadaş bu ne biçim mantık ya? Nasıl akıl bu ya? Bu nasıl akıl bu yani? Kendin söylüyorsun. Diyor ki bak ben Müslümanım. Müslümanım demek bu dediğimiz şeyler demek. Ben Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım demenin manası bu değil mi? Elhamdülillah Müslümanım demenin manası bu. Kendin diyorsun elhamdülillah Müslümanım ben bu namazı kılmazsam kemiklerimi kıracaklar beni, hurdaş edecekler beni, ben perişan olacağım diyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Kılmıyorsun. Ondan sonra bir de akıllı adam diyorsun. Garip değil mi arkadaş? Ama işte insanlar öyle ya. Aa şimdi yılbaşı. Arkadaş ya. Sakın arkadaşlar sakın. Yılbaşı. Yani yılbaşı insanlar anlasın diye öyle konuşuyoruz. Yılbaşı parmağınızı kımıldatmayacak. İnan bak parmağını kımıldattın hapı yutarsın. O güne dair parmağını kımıldattın bak sadece parmağını kımıldattın. Gayrimeşru şeylerden bahsetmiyorum ha. Gayrimeşru şeylerden bahsetmiyorum. Parmağını kımıldattın hapı yutarsın.
Mesela namaz kılmamak çok kötüdür, değil mi? Canlı lütfen arkadaşlar. Evet, bu ondan kötüdür. Bu nedir? Ondan kötüdür. Nasıl ondan kötüdür? Namaz kılmamakta yeri gelir tembellik olur, gevşeklik olur, gaflet olur, acizlik olur. Ne olur? Acizlik olur. Dersin ki ya Rabbi sen namazı emrettin. Bana farzdır. Benim bunu yapmam lazım. Ben beceremedim ya Rabbi. Yenemiyorum kendimi ya Rabbi. Yapamıyorum ya Rabbi dersin. Bir tutar tarafı vardır. Anladınız mı? Bak yine serbest hale gelmez. Ama özür söyleyeceğin bir söz var. Ve o söz diyorsun ki acizim diyorsun yani. Bak ben kusurluyum diyorsun. Anladınız mı? Ama öteki direkt Allah'ın düşmanlarına hürmet etmek, onları taklit etmek. Senin düşmanların bayram yapıyorlar, ben de bayram yapıyorum. Bu direkt meydan okumak lazım. Böyle parmak kımıldatmak lazım. Bak gayrimeşru şeylerden bahsetmiyorum ama gayrimeşru bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Mesela kitaplarda şey var, Nevruz. Nevruz arkadaşlar, tamam, tam olarak ne Nevruz? Ne oluyor? İşte, tamam, ateş. Heh. Ya hayır, Nevruz gününün şeyi ne? O ne yapıyor? Mevsim ne yapıyor? Değişiyor. Heh. Mecusilerin bayramı bu. Mecusi ateşperestlerin bayramı. Kitap ne geçiyor biliyor musunuz? Bir o günde bir insan bir mecusiye bir yumurta hediye etse. Yumurta ne olacak ki? İnsan toplumda beraber mesela bizde şimdi öyle yok. Değil mi bizim memleketimizde? Ama eski zamanda kitaplarımızda mecusilerde çok bahsediyor mesela. Komşu senin mecusi adam. Adamın bayramı bir yumurta hediye etse kafir olur bu adamın. Sen onun bayramına hürmet et. Bazı şeyler önemliden önemlidir arkadaşlar. Bazı şeyler söyleyin önemliden önemlidir. Altında bir mana vardır o. Mesela bayrak çok basit bir şey. Bayrak dediğim bir bez parçası. Doğru mu? Ama çok kıymetli. Kıymeti kumaşından mı? Manadandır arkadaşlar. O bayraktan sebep savaş olur. Ne olur? Savaş demek ya ben savaş dedi SAVAŞ 5 tane harf düşünmeyin. Savaş deyince binlerce insanın öldüğü maddi manevi bir sürü zararın olduğu bir şey olur o kumaştan sebep. Mevzu kumaş değildir. Mevzu o kumaşın altındaki nedir? Manadır. Mevzu o kumaşın altındaki nedir? Manadır. Yılbaşında o mana var. Mesela kitaplarda şey var. Ramazan'da bir kimse açıktan oruç yese, açıktan yemek yese kafir olur var kitaplarda. İnsanlara böyle söylemeyin. Yani sen Ramazan'da açıktan oruç edin, kafir oldun öyle demeyin. Ben kitapta naklediyorum size. Hani dikkat edin, sallanın böyle hayatınızı çeki düzen verin diye. Hayatımıza çeki düzen verelim diye anlatıyorum. Bak kafir olur demek ne demek biliyor musunuz? Açalım şimdi. Bu adam ölse cenaze namazı kılınmaz. Ramazan'da sokakta yemek yiyor. Bu adam ölse cenaze namazı kılınmaz. Müslüman mezarlığına gömülmez bu adam. Bu adam senin kızını istese kızını veremezsin bu adam. Bu adam evliyse bir Müslüman hanımla hanımı boşanır, o fesk olur, nikah fesk olur. O nikah devam etmez. Bu adam bir hayvan kese o hayvanı yiyemez. Bu adamı yolda görürken Esselamu Aleyküm demen caiz olmaz bu adam. Ne yaptı bu adam? Evet. Ramazan'da yemek yedi. Dikkat edin bak. Ramazan'da yemek yedi. Ya yemek yedi insan yani. Yemek bir şey. Açıktan yemek yedi. Ne olur açıktan yemek yiyince? Altındaki manaya bakın arkadaşlar. Altındaki manaya bakın. Ben bu işi saymıyorum, takmıyorum demek ya. Mevzu oruç tutmamak değil. Bak evinde yese de oruç tutmuyor. Ama onda ben bunu takmıyorum. Bana lan. O mana yok. Evinde gizliden yapıyorsa o mana yok. Buradaki asıl kötü olan şey o mana. Ben kabul etmiyorum bunu ya, ben umursamıyorum ya demek. Asıl kötü olan mana bu. Ben senin emrini kabul etmiyorum ya, bana neden? Sen istediğin kadar emret, hiç ırg... Kusura bakmayın, affedersin seni. Anlayın ne görüyorsun? Hiç beni ırgalamıyor manası var mı? Anladınız mı arkadaşlar? Oruç tutma, insan evindedir, oruç tutmuyordur, çok büyük suçtur, kusurdur, hatadır, günahtır, tövbe eder, Allah'la onun arasında. Ayrı mevzu. Ama kalkıp da oruç tutun adama böyle demez. Ama dışarıda olduğu zaman ilan ediyor da ne var bunda? Kabullenmemek var yani. Burada inkar mı? Anladınız arkadaşlar şu noktayı? İşte mesela yılbaşı denen şeyde de bu var arkadaşlar.
İslam bu hususta çok titizdir arkadaşlar. Çok titizdir. Mesela gün içinde namaz kılmanın yasak olduğu saatlerde. Namaz kılmak yasak, namaz kılmayacaksın. Hayda, lan namaz kılmak yasak olur mu? Allah'ın emri namaz kılmak. Bazı saatler var namaz kılmak yasak. Niye? Güneşe tapanların ibadet saati, onlara benzersiz. Onların kıldığını, onların secde ettiği zaman da sen secde etmeyeceksin. Sen o saatte secde edersen ne bileceğim ben sen güneş perest misin, ay perest misin, perest misin? Anladınız mı? Namaz kılmak bile yasak. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret etti Medine-i Münevvere'ye. Aşura günü arkadaşlar. Muharrem'in 10. günü. Böyle tarihte çok kıymetli olaylar olmuş günde. Önemli olaylar olmuş. Baktı Yahudiler oruç tutuyor o günde. Niye tutuyoruz oruç? İşte Musa Aleyhisselam bugün de bizden tutuyordu. Musa Aleyhisselam'ın da böyle bir şey olduysa oruç tutmayan kim layık? Biz yapmamız lazım oruç tutuyor. Ama Yahudiler oruç tutuyor. Ama tutmamız da lazım. O zaman farkımız olacak. Biz bir gün önceyle bir gün sonrayla böyle bir şey yapacağız. Bir gün önce yani onu yaşayın ya 9'u 10'u tutacağız ya 10'u 11'i tutacağız. Onlara benzemeyeceğiz. Onlara benzemek yok. Namazda onlara benzemek yok. Namaz kılmak bile olsa onlara benzemek yok. Oruç tutmak bile olsa onlara benzemek yok. Ya abi namazda sana, namazda gavura benzemene müsaade etmeyen bir din. Oruçta gavura müsaade, benzemene müsaade etmeyen bir din. Buna müsaade eder mi? Ama herkes yapıyorsa hadi basit. Arkadaşlar, ölümle beraber bunların hepsi değişir. Mesela bak, ona hani demin anlattım ya, ben ceza servise gönderdim, şöyle böyle oldu diye, tamam mı? Şimdi bu adamımızı gidip bir şey diyebilir miyiz? Hayır, yapacak bir şey yok. Bu adam bu yaptığından dolayı dünyada herhangi bir karşılık görecek mi? Lütfen canım. Hayır. Şu anda tamamen o ticaretin yaptığı, mesela misal olarak söylüyorum, malzemeyi aldı 500 liraya, bana sattı 2000 liraya. Tamam mı? Malzemeyi aldı 500 liraya, bana sattı kaça? 2000 liraya malzemeyi sattı, 1500 lira koydu cebine, tezgahını götürüyor. O unuttu bile onu. O ne yaptı? Unuttu bile onu. O sadece ay sonundaki o ciro bakacak, net kar bakacak. Onun dışında o sadece. Öyle mi zannediyorsun? Çıkacak. Bak burada da hata var. Buraya geleceğim sonra. Öyle mi zannediyorsunuz? Bunların hepsi ahirette teker teker ince ince arkadaşlar muhasebe edilir. Söyledim ya. Yakir ne diyor bize? Öyle. O kadar tesir ediyor ki arkadaşlar. وَلَقَدْ عَلِمَّا مَا تَرْتُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَاِنَّنَا كِتَابِ الْحَفِيمِ Şimdi Allah Teala bizi diriltecek. Doğru mu? Abi sen ölüyorsun. Şimdi gömüyorlar. Sen ne yapıyorsun? Çürüyor. Toprağa ne yapıyor? Karışıyor. Ya her zaman her yer bizim buraları gibi değil ki, kabristan düzenli falan. Abi seni toprağa gömdüler. Aradan geçti 28 sene, 50 sene geçti. Birileri geldi kazma güdükte dozer kepçe daldı. Attılar seni içine. Bilmiyorlar sen oradasın halbuki. Tamam mı? Sonra yarın orada kaldı. Yarını dozerle attılar. Bir kısmı oraya gitti. Birine ondan sonra şey toprak lazımmış. Geldi bir parçanı aldı senin oraya gitti falan böyle. Anlıyor musun arkadaşlar? Dağıldın gittin sen yani. Yani her tarafa gittin. Anladınız mı arkadaşlar? Velakat elbette muhakkak. Halimna biz bildik. Biz biliyoruz. Aa o şey ki. Sen usul erdu minhum. Yer onlardan ne noksan ediyor? Biz onu biliyoruz. Toprak sizden ne alıyor? Biz onu ne yapıyoruz? وَاِنْدَنَا Bizim katımızda var. Ne var? Kitabun, bir kitap var. Öyle kitap ki hafizun. Çok muhafaza eden bir kitap var. Sen 10 trilyon parçaya bölünsen, böyle iğne ucu parçalara bölünsen, dünyanın diğer tarafına gitse, yarını alıp Ay'a götürseler, yarını Mars'a götürseler, o kitabın hepsini... Anladınız mı? Anladın mı şimdi? Bunu anladın mı? O zaman abi sen neydi şimdi? 2021'in aralığı. 2021'in aralığında vatandaşın kendisinin klavyesini değiştirdin. Sen unuttu gittin. Bu adam daha şimdi unuttu. 6 ay sonra hatırlayacak mı? Nerede hatırlayacak? Kitapta yazıyor bunlar. Abi zerreyi kaybetmeyen kitapta bunlar ne yapıyor? Yazıyor. 5 vida söktün, 3 vida taktın. O kitapta ne yapıyor?
yazıyor, videyi gevşek sıktın, o kitapta ne yapıyor? Yazıyor. Mesela hisbe teşkilatı var. Hisbe. Söyleyin. Hisbe acayip. Arkadaşlar bizim geçmişlerimiz acayip insanlarmış. Hisbe teşkilatı. Ne yapıyor? Esnafı düzenliyor. Mesela terzi. Diyor ki ipe, şey affedersiniz, iğneye ipi şu kadardan fazla takmayacaksın. Düşünün şimdi, mantık kavramaya çalış. Yani misal olarak söylüyorum. İğneye taktığın ilk ip 40 santimi geçmeyecek. Biraz mantık yapın, kurun bakalım şimdi. Terzi var mı içinizde? İğne ipi kullanıyor musunuz? Bakın öyle. Şimdi dikkat et şimdi. İki bir metre ip taktın, tamam mı, iğneye? Bu sefer uzun ya. Ne olacak o? Nasıl dikilecek o? Gevşek dikilecek o. Tam sıkılmayacak. İş düzgün ne yapmayacak? Olmayacak. 40 santimi geçmeyecek taktın. Şimdi bunlar defter. İpi gevşek mi diyorsun? Kumaşı gevşek mi diyorsun? Sen yaptın, verdin, paranı aldın. Rahat unuttun sonra. O defterde hepsi ne yapıyor? Hepsi yazıyor. Hepsi yazıyor. İnsanların yadırgamaması, insanların sana bir şey demiyor olması, bir şey ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Dünyada her şey tıkırında gidiyor zannediyorsun sen, değil mi? Adamın istepnesini, görmediğin istepneyi, mekanına gelmediğin istepneyi tamir ettim diyorsun, bakım yaptım diyorsun, para geziyorsun adama sen. Dünyada oluyor. Ama ahirette olmuyor. Bunlar hepsi arkadaşlar, hepsi kayıtlı. İşini düzgün yaparsan yırttın. İşini düzgün yapmazsan hepsi kayıtlı. Yaş kaç? 40. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorsun. İnna lillahi ve inna. Kaç yaşında bali olduğun? 14 yaşında. 14'ten 40'a var 26 sene. 26 sene günde 6 vakit namaz. Vitir de katıyoruz. Kaç vakit namaz? 6 vakit namaz. 26 çarpı 365 çarpı 6. Matematiğe bak. 26 çarpı 365 çarpı 6. Tövbe ettim. Ya Rabbi yanlış yaptım. Beni affet dedin. O namazları kaza ettim. Yırttım paçayı Allah'ın izniyle. Ama bunu yapmadın, gittin ahirete. Men tereke salate muteammiden uzibe fin nari. Kim bir namazı bile bile terk ederse, bir bile bile terk ederse cehennemde, ateşte 70 sene azap görür. Buyuruldu. Şimdi matematik size. Bir namaz. Men tereke salate muteammiden. Allah'ın namaz için hani özürler var. Bak bir say. Onlar yok. Öyle bir özür yok sende. Kılmadın sadece. Bir namaz. Bak neymiş? 70 sene. Bir namaz. 70 sene. 6 namaz günde. 2 de kattık. Evet. 6 kere 7. Söyleyeyim. Dük. İşte öyle yani. Tamam mı? Yani pil bitiren bir matematik bu arkadaşlar. Akıl kârı iş mi? Ama kılmıyorsun, kimse bir şey demiyor. Sen laf söylerler sana. O defterde yazıyor arkadaşlar. Ve indena kitabın hafiyyul. Ve indena bizim yanımızda var. Var kitabın, kitap var. Öyle kitap var. Hafiyyul. Her şeyi muhafaza edin. Hiçbir şey kaçırmayan kitap var. Şey. Ma lihazel kitabı la yuvabiru sahireten ve la kibiyatın illa ahsaha. Şimdi mahşerde insanlara kitapları veriliyor, tamam mı? Amel defterleri ne oluyor? Veriliyor. Açıyor insan kitabını, bakıyor, şaşırıyor, alıyor. Diyor ki, sahibine, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ Kitaba ne oluyor? Ne oluyor bu kitaba? لَا يُغَادِرُ Bırakmıyor. صَغِيرَةً Hiçbir küçük şey. وَلَا كَبِيرَةً Hiçbir büyük şey. İlla ancak ne varsa ahsaha. Hepsini yazmış, hepsini saymış. Ne oluyor bu kitaba diyor ya? Mesela ne diyor biliyor musun? صَغِيرَة Küçük şey, tebessüm. كَبِيرَة Büyük şey, gülmek. Gülünmesi gereken bir yer alt yazıldı. Gülünmemesi gereken bir yer gördün. Oturuyorsun. Abuk sabuk adamları dinliyorsun. Abuk sabuk şeyler yapıyorlar. Neydim? Var ya. Onun bilgisi. Daha nasıl biliyor musunuz? Sizin hiç
cehennemlik. Zaten cehennemlik olmasanız benim gibi boş bir adamın boş şeyleri dinlemeye buraya gelmezsiniz. Abi sen bunu dinlemeye nasıl devam edeceksin? Nasıl dinliyorsun sen bunu? Böyle başladı ya. Siz madem buraya geldiniz, dedi, boş işlerle uğraşıyorum. Bir şey diyeceğim. Bak. Arkadaşlar, beyaz Passat. Bizde mi? Adam böyle dedi. Tamam. Boş iş. Bu böyle boş iş yapıyorsanız nesiniz? E sen bunu... Evet, cevap ver bunu. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Allah'ım dinimize sahabet nasip etsin arkadaşlar. Din derdi nasip etsin. Geçen bir tane hanım kardeş şaştım. Maşallah ya, maşallah. Bir yerde ağaç var. Taraf ağaç topu ortalık şimdi. Ağaç var. Bağırıyor böyle. Ben yıkarım bunu diyor. Kırarım ben bunu diyor. Tamam mı? Bir alışveriş merkezi falan öyle bir yer herhalde. Hoşuma gitti, o kadar hoşuma gitti, o kadar. Ya Allah Allah. Tam delikanlı ya. Allah'ın bir sibesin delikanlı Allah ya. Bunu tutmam burada diyor kıbı. Ben diyor kırarım bunu diyor. Maşallah. İşte, peki arkadaşlar her şeyi defterde yazıyor. Bu da yazıyor mu defterde? Bu da bunun defterinde çıkacak mı karşısına? Çok gençiz arkadaşlar. Güzel. Yani hani kusura bakmayın. Hepimizi toplasalar tırnağa etmeyin lazım. O yaptığı iş var. O yaptığı iş var ya. Allah katında o kadar kıymetli, o kadar kıymetli, o kadar kıymetli iş var. Yani şimdi o kadıncağızın ağaçta ne derdi var? Çok... Canlı ya. Yok ya. Derdi var yani. Hatta ağaç kızımı söyledi. Derdi ne? Derdi dini onun. Derdi dini. E düşün şimdi. O zaman derdi dini ya. E o dinin sahibinin yanında ne kadar kıymet kazanırdı? O dinin sahibinin yanında ne kadar kıymet kazanır? Dini için yaptığı şey çok büyük iş. Çok büyük şey karşısına alıyor sonuçta. Kimse ona aferin demeyecek. Çok büyük şey karşısına alıyor. Çok pehlivanlık, çok babayiğitlik yaptığı iş. Dinin sahibinin yanında ne kadar kıymet kazanır yani. Ne kadar kıymet kazanır. Allah'ın bizlere akıllanmak nasip etsin arkadaşlar. İşte Mevla din için nasip etsin. Hani konuşması kolay tarafı, dinlemesi biraz... Konuşması kolay taraf. Yok, dinlemesi biraz daha kolaydır. Dinlemesi kolay, konuşması da kolay. Asıl iş. Hayatını buna göre tanzim ver. Hayatını böyle yaşamaya çalışmaktır arkadaşlar. İnsan her şeyi tam yapamaz. İnsan bu. İlla eksik, hata, kusur, noksan ne yapar? Olur. Ama rahat etmeyin. Eksikliklerinizi ne yapmayın? Rahat etmeyin. Sorumluluğunuz olan işlerde eksiğiniz varsa namazın mı eksik? Kur'an'ın mı eksik? İşte yani. Dünya fark etmez. Eksiğin varsa rahat ne yapma? Rahat etme. Rahat ediyorsan çok kötü. Eksiğin varsa rahat ediyorsan çok rahatsız ol. Üzül kendi kendine. Ben bunları nasıl telafi ederim de. Ben bunları nasıl yoluna koyarım de. Nasıl ben bunları düzeltirim de. Ya Rabbi ben senin huzuruna böyle gelemem. Ya Rabbi yardım et huzuruna böyle gelmeyeyim. Ama öyle gidersek Mevla'nın katında. 11-2001 14-2001 Geçen bir cenaze. Edebirliğini teyze. Ben şimdi oturuyorum burada. Şurada bir kabir var. Burada da bir kabir var. Teyzeyi buraya defnediyorlar. Buradaki kabir 64'lü. Kaçlı? 51. 64. Ben burada oturuyorum. Ben de 73. 64. 9 sene var. Kaç sene? Bitti. Yani varsa da odası.
Yani çok uzak bir şey değil ki. Çok uzak bir şey değil ki. Hı. Bizim Hacı abi 64-5 tane. Çok uzak bir şey değil ki. Ölüm arkadaşlar, bütün her şeyi ne yapar? Değiştirir. Mesela dolar yükseldi. Dolar kuru, dolar kaç oldu dolar? Bir daha. 12. En çok kaça çıktı? 18'e çıktı. 28'e çıktı. Evet söyleyin. He? Öldün. Sıfıra düştü. Şu oda dolusu doların olsa ederine sıfır. Hatta sıfır bile değil, bir sürü eksisi var. Ölüm her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Ederini sıfır. Sıfır. Ama o hanım kardeşin yaptığı şeyin ederi çok büyük. On var ya, of. Arkadaşlar. Mevla katına bir çıkacak şimdi. Vah. Böyle şeyler Allah katında çok kıymetli arkadaşlar. Hani bak demin anlattım size. Altındaki mana önemli olan. Altındaki mana. Nasıl o mana çok kötü, bu mana da Allah katında çok güzel. Nasıl ki öteki demin anlattığım şey Allah katında çok kötü bir mana, bu da Allah katında çok güzel bir mana. Allah'ım bize de nasip etsin arkadaşlar. Yani Mevlam. Mevlam eksiklerimizi telafi etmek nasip etsin. Gayret edelim. İşte oturun, plan yapın, program yapın kendi kendinize. Herkes kendini biliyor. Herkes kendi... Mesela her şey yanlış olan insan olur mu? Olmaz kardeşim. Herkes, yani en eşkıya adam bile olsa onun da gene doğru yaptığı şeyler vardır. Her şey doğru olan adam olur mu? O da olmaz. En düzgün adam olsa bile onun da eksikleri nedir? Vardır. Herkes kendi eksiğini, fazlasını ne yapıyor? Biliyor. Otur. Düzgün yaptığın şeyleri muhafaza etmeye çalış. Daha güzelleştirmeye çalış. Otur. Yanlışlarında benim böyle böyle yanlışım var. Sen kimsenin seni hesaba çekmesine gerek yok. Kimsenin seni ikaz etmesine gerek yok. Otur. Abi ben bunu yanlış yapıyorum. Bu iş yanlış. Belli. Bu iş yanlış. Kimse bana bir şey demiyor. Kimsenin bir şey demesi bir şey ifade etmez. Tıkırında gidiyor. Bir şey ifade etmez. Bu yanlış. O zaman benim bunu halletmem lazım. De otur. Uğraş. Halletmeye çalış. Toparlamaya çalış. Toparladığın Ali Ülala çok güzel. Toparlayamasan da hiç olmazsa Allah katına gittiğin zaman ya Rabbi çok uğraştım dersin. Bak. Becerdin, hallettin. Allah'a razı. Elhamdülillah. Halledemedin, hiç olmazsa öldün, can verdin, Mevla'nın huzuruna gittiğin zaman ne dersin? Ya Rabbi yapamadım, bak, uğraştım ama ya Rabbi dersin. Tamam mı?